Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Spotify'a podcast'ınızı nasıl yükleyeceğinizden bahsedeceğim. Yüklemesi ücretsiz. Bir Spotify hesabınız olması gerekiyor. Bununla birlikte Spotify'ın podcast'ler için kullandırdığı bir site var. O da Anchor ya da Anchor nasıl okunuyorsa artık, nasıl telaffuz ediliyorsa. Şimdi siteye girdiğinizde, siteyi aşağı bırakacağım zaten. Ben şimdi Türkçe'ye çevirdim bu arada siteyi. Başlamak var. Başlamaya tıklayın. Tıkladığınızda hesabınızı oluşturun diyor. Bu bilgileri girersiniz zaten, hesabınızı oluşturursunuz. Kayıt olmak da aynı şekilde. Da zaten Spotify kullandığınız hesabı eşleştirirseniz çok çok daha pratik olur. Şimdi ben Google'la giriş yapmıştım. Tekrardan Google'la giriyorum. Gördüğünüz gibi hemen aldı zaten. Şimdi girdiğinizde şurada yeni bölüm diyor. Yeni bölüme tıklayın. Yeni bölüme tıkladığınızda kaydı nasıl oluşturabileceğinizi, neler yapabileceğinizden bahsediyor. Ve siz bir ses dosyası yüklüyorsunuz. Ses dosyasını yükledikten sonra, hatta yüklenenlerden göstereyim ki daha pratik olsun. Mesela yaşamak için bir sebep söyle. İlk yüklediğimiz durumdu. Şöyle yapayım. Şimdi tıkladım. Siz sesi yüklediğinizde size şöyle diyecek. Bölüm başlığı, bölüm açıklaması, kaçıncı sezon, kaçıncı bölüm. Bunları yazdıktan sonra bölümü güncelleye tıklıyorsunuz. Ve durum halloluyor. Gösterge paneli var. Gösterge panelinde ne kadar dinlendiğinizden bahsediyor. Şimdi platformlara tıklayalım. Bu önemli. Sizin kimliğiniz olacak bunlar. Ve şu RSS muhabbeti önemli. Çünkü siz diğer şeylerde, bak Apple, Google, bulutlu böyle gidiyor bu siteler. Bunları yükleyebilmek için bu RSS'yi kullanmak durumunda kalacaksınız. RSS'leri de kopyala yapıştır mantığıyla ilerleteceksiniz. Yani aslında çok karışık değil. Fakat biraz kurcalamak gerekiyor. Yani yeni bölüme tıkladıktan sonraki durum çok basit. Buradan bir ses dosyası yüklüyorsun. Hatta şöyle yapalım. Kütüphaneden daha önce yüklediklerimizden bir tane yükleyelim. Yükledim. Bak geldi, gördün mü? Sonra değişiklikleri kaydet diyorsun. Kaydettikten sonra bak ne diyor. Bölüm başlığı. Bölüm açıklaması. Ne zaman yayınlayacağını seçebiliyorsun. İşte kaçıncı sezon, kaçıncı numara. Yeni bölüm resmi yükledi. Resme tıkladığınızda istediğiniz bölüm kapağınızı yükleyebilirsiniz. Sonra bunu yayınlaya tıklıyorsunuz ve olay aslında bu kadar basit gerçekleşiyor. Tabii bunun için de buna farklı sesler de yükleyebiliyorsunuz. Mesela geçişler var. Diyelim ki ben şu geçişi bir dinleyeyim. Bu geçişi yüklemek istiyorum. Hemen alıyorum. Önden mi, arkadan mı ya da ortada mı, nerede olacağını siz karar verirsiniz. Başlangıç bununla başlıyor. Sonra devam ediyor. Podcast'inize de arka plan müziği yüklemek için bakın şu arkaya tıkladığınızda buradan neler seçeceğinize siz karar veriyorsunuz. Ve tüm bunları sağladıktan sonra değişiklikleri kaydet, şimdi yayınlaya tıklıyorsunuz ve olay bu kadar basit aslında. Yani benim yapmam gereken şey Anchor ya da Anchor sitesine girmek, siteye giriş yapmak, siteye giriş yaptıktan sonra ses dosyamı yüklemek, ses dosyamı yükledikten sonra bölümün ismini ve diğer durumları halletmek, bunları halledip şimdi yayına ya da ne zaman yayınlayacaksanız buna tıklamak. İçerideki detayları söylemiştik ki başından sonuna müzik eklemek isterseniz ya da arka plana müzik eklemek isterseniz bunları gösterdik. Bunlardan sonra yayınla tuşuna bastığınızda duruma göre benimki hemen yükleniyor mesela. 10 dakika bile çekmiyor yüklenmesi, hatta daha da kısa sürüyor. Yükleniyor ve yüklendikten sonra dağıtımını yapabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde yapılıyor bu. Yine merak ettiğiniz, sormak istediğiniz bir şey varsa yaparız ya da şöyle yaparız. En başından yeni bölüm çekmeden önce ben direkt nasıl yüklediğimi, nasıl kaydettiğimi, nasıl dağıttığımı anlatacağım bir video da çekebilirim dilerseniz. Yani bunları böyle parça parça da bölebiliriz. Sesi nerede ekleyip sesi nerede çıkartacağınız gibi birçok detayları halledebiliriz. Ama bir giriş olmuş olsun diye bu videoyu çektim. Kendinize iyi bakın lütfen. Herkese merhaba efendim. Nasılsınız? Bugün dinlemek üzerine konuşacağız.
dinleme eylemi üzerine konuşacağız. Bu benim çok önemsediğim bir durum. İnsanların birbirini dinlemesi. Bunun belki alt ya da üst başlığında da zaman ayırmak, zaman yaratmak olgusunu konuşabiliriz. Çünkü bu özellikle günümüzün bence en büyük problemlerinden biri. Benim için neden önemli ya da aslında herkes için önemli de bence bunu çok dile getirmiyor insanlar ve dile getirmekten galiba çekiniyorlar. Çünkü birinin sizi dinlemesini istemeniz biraz galiba birilerine muhtaç olmak ya da acizlik olarak görülüyor. Halbuki sevdiğiniz şeye zaman ayırmak istersiniz. Bence bunun paralelinde sevgi ortaya çıkıyor. Yani zaman ayırmak eşittir sevmek midir gibi düşünebilirsiniz. Şu bağlamda değerlendirin. Herhangi bir yerde film seçerken niye bütün filmleri izlemiyorsunuz? Yani zamanınız olmadığı için mi? Yoksa filmi sevmediğiniz için mi? Bence filmi sevmediğiniz için zaman ayırmak istemiyorsunuz. Yani X filmini izlemeyelim ya, ben onu sevmedim. Ama ikisinde de aynı şeye bakıp aynı şeye okuyorsunuz. Yani onda da afiş var, onda da afiş var, onda da bir açıklama var, onda da bir açıklama var. Ama sen sevdiğine zaman ayırmak istiyorsun. Aynı şey. Burada insanı metalaştırmaktan, maddeleştirmekten bahsetmiyorum. Düşünce aynı yapıda çalışıyor. Çünkü onu sevdiğin için, yani bir oyun oynadığını düşün. O da aynı mantık. Niye o oyunu oynuyorsun? Niye CSGO oynuyorsun mesela? Çünkü seviyorsun. Ya da işte ne bileyim, bütün eylemleri düşünün. Hepsi aynı şey. Çünkü hepimize verilen zaman aynı. Ve bu zamanı değerlendirme biçimimiz tırnak içinde zorunlulukların dışında sevgiyle paralel. Yani hafta sonu bir Kadıköy'e gideyim dediğinde niye Kadıköy'e gidiyorsun? Niye Bağcılar'a gitmiyorsun? Niye Bakırköy'e gitmiyorsun? Orayı seviyorsun çünkü. Sevdiğin şeyle de birlikte olmak istersin. Onunla vakit harcamak istersin. Onu hissetmek istersin. Olay bu. Bence. Ve bu dinleme eyleminin bizler tarafından bu kadar farklı yerlere gelmesinin diğer bir sebebi de yaşamın yoğunlaşması. Yani buradaki yoğunluk, aman aman işte laboratuvarlardan çıkmıyoruz, her gün bir şey yapıyoruz, uf bugün çok yoğun. Aslında böyle bir yoğunluk değil bu. Sadece çağdaş toplumun, çağdaştan kastım bilim ve akılla ilerleyen değil, teknolojik alete bağımlı olup da, yani tırnak içindeki bir çağdaşlıktan bahsediyorum, bazı şeyleri sürekli kaçırması ve eskinin, yani standartın bu bağlamda farklı bir yere yok edilmesi. Çünkü ben onunla her gün WhatsApp'tan konuşuyorum. Ya sen onunla her gün WhatsApp'tan konuşuyor olabilirsin de cihaza bağlısın. Yani cihazla alakalı bir durum bu. Onun seni görmesiyle senin onu görmenle alakalı bir durum değil. Ya tabii ki bu gelişim iyi bir şey. Çünkü şehir dışındaysan, başka bir yerdeysen bu cihazla bu iletişimi kurman güzel bir şey. Bu da bir zaman ayırmadır. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Fakat naçizane insanları dinlemeyecekseniz ya da insanların fikirlerini önemsemeyecekseniz ya da ikili ilişkilerinizde insanları bu bağlamda bir zora sokacaksanız, bence bunu en baştan söyleyin ya. Yani ben böyleyim ve bunun bir mantığı yok değil. Ha, bazı karakterler gerçekten öyle olabiliyor. Yani nasıl gerçekten öyle olabiliyor? Ya adam sevmiyor. Yani sosyal medya kullanmayı sevmiyor, buluşmayı sevmiyor. Ne bileyim, hani sevmiyor. Vardır sizin de öyle arkadaşlarınız. Yani
5 sene görüşmeyin, 10 sene görüşmeyin, 20 sene görüşmeyin. Bir ya yani 20 sene boyunca nasılsın bile demeyin. Ama yanına gittiğinizde hop kaldığınız yerden devam edip ilerlersiniz. Ama bunlar üst düzey durumlar. Yani belki bunlar da bir ihtiyacın, belki bunlar da bir arayışın ürünleri. Bilemeyiz. Ama dinlemek eylemine gelirsek, işte sevgi, önemsemek, bunlara artı aslında merak etmek. O zaman o kişiyi, o insanı merak etmediğiniz sonucuna da varabiliriz. Çünkü insan merak ettiği şeyi dinlemek ister. Ve özümsemek ister. Yani burada filmlerden, kitaplardan örnek vermemin sebebi bu. Şimdi bir kitaba inanılmaz bir zaman ayırıyoruz. Hani tabii son zamanlarda başarılı okumalar yapanlar için söylüyorum. Ne oluyor? Her günün belirli bir vakti o kitaba zaman ayırıyorsun. Okuyorsun, içselleştiriyorsun, hikayeyi özümsüyorsun. Bir film izlediğinde de filmin etkisinde kalıyorsun değil mi? Bunu hepimiz yaşamışız. İşte insani ilişkilerde de bu böyle oluyor aslında. Bir insanı dinlerken onun fikirlerini almış oluyorsun aslında. Ve her şeyi yaşayacak kadar bir ömrün yok. Bu bağlamda da dinleyebilirsin insanları. İnsanların tecrübelerinden faydalanmak anlamında söylüyorum. İnsanları kullanmak değil. Çünkü tecrübe konusu da ayrı bir başlık. Ve siz bence bu cesareti gösterin ve dinlemek istemediğiniz insanı o bağ koparın. Yani çünkü bu saygısızlığı ne ona yapın ne de kendinizin o içinde bulunduğu durumu o insanı kullanarak yormayın. Yani senin sorunların olabilir. Senin durumların olabilir. Bunu hepimiz yaşamıyoruz. Bazen öyle bir şey hiç kimseyle konuşmak istemiyoruz. Kendi kabuğumuza çekiliyoruz. Ama benim kendi kabuğuma çekilme sebebim bana iyi davranmak isteyen, beni seven bir insana zarar vermemeli. Çünkü ben o çekilmeyi o insan yüzünden yaşamadım. Ya da ben bu durumu, bu içe kapanıklığı o insan yüzünden yaşamadım. O yüzden bunun ceremesini o insan çekmemeli. Ha o insan seni oradan almaya çalışıyordur, o başka bir şey. Ama o insana her şeyin sorumlusu gibi davranamazsın o bağlamda. Ve dediğim gibi tecrübe dediğin şey bu değildir. Yani tecrübe insanlara göre değişen bir şeydir. Yani senin bir dostun vardır, küsmüşsündür, konuşmuyorsundur. Bundan sonra benim dostum olmayacak diyemezsin. Tecrübe bu değildir çünkü. Ya da işte sevgilin vardır, seni aldatmıştır. Bundan sonra sevgilim olmayacak diyemezsin. Çünkü tecrübe başkasının sana yaşattığı şeyi kendine kapatmak değildir. Tecrübe o yaşanılan şeyin, sürecin içindeki hataları, olumsuzlukları görmendir. Yani dedim ya, işte sana zaman ayırıyor mu, seninle ilgili bir şeyler yapıyor mu, seni önemsiyor mu, anlatabiliyor muyum? Bunları ölçebilirsin. Ama diğer türlü olan o basma kalıbın içine girdiğinde hayatı hem kendine hem karşı tarafa ziyan edersin. Çünkü bu öyle bir durum değil. Ve en nihayetinde dinlemek bir kişiyi özümsemenin en büyük yolu. Yani bir kişiyi yemek yerken gözlemleyebilirsin. Ama insan konuştukça, çünkü konuşma ihtiyacı hepimizde var. Konuştukça anlatmaya bayılır ve belli bir yerden sonra aslında dikkat ederseniz otokontrol kendini kaybeder. Anlattıkça anlatır, anlattıkça anlatır. Çünkü inanır. Çünkü beni dinleyen biri var der ve anlatmak ister. Siz aslında böylece o insanı daha iyi özümsemiş olursunuz ve belki de belli başlı kararları daha iyi vermiş olursunuz. Deyip bugünün programı da sonlandıralım. Kendinize iyi bakın lütfen.